Evet. Herkese selamun aleyküm. Yozgat asıllı Kayserili TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz gençler. Geçen videoda bildiğiniz gibi RTX 2060 ekran kartlarına baktım ama işlemcinin desteklediği 2000 serisinde 2060'ı şey yapıyordu. Besleyebiliyordu bendeki işlemci. i3 10100F var bende. Şöyle göstereyim hatta sistemi. Bakın bende bu sistem var. Şu an kullandığım bilgisayar bu yani. i3 10100F var işlemci olarak. %180 alıyor. Gördüğünüz gibi 100 üzerinden 80 alıyor yani. AMD ekran kartı var RX 550. Dolayısıyla AMD'nin yazılımı var gençler. Şey olarak da işte SATA SSD olarak da Izolin'in 256 GB'lık SATA SSD'si var. Onun dışında zaten RAM'ler yine Izolin'in gençtir. Tek kanal 8 GB. Buna bir 8 GB RAM de almayı düşünüyorum sisteme. Bunu aklınızda tutun gençler. Bunun dışında şu 500 GB harici hard disk bu arada. Normal hard disk değil. USB'den bağlanan hard disklerden yani. 500 GB'da burada bir hard diskimiz var. 250 GB'da SATA SSD'miz var. 750 GB'lık bir alanımız var gençler. Bu alan bana yetmiyor şahsen. Buna anakart, şu an bendeki anakart BioStar'ın H410MH şeyi, Intel'in yongasını kullanan anakartlardan, yani Intel işlemcilerle uyumlu 10. nesil Intel işlemcilerde işte i3'ün 10. nesli, i5'in 10. nesli, i7'nin 10. nesli, i9'un 10. neslini destekliyor yani işlemci olarak. Bu anakartta M.2 SSD yuvası var. Buna bir 500 GB'lık M.2 SSD almak lazım bence. M.2 SSD'ler normal SATA SSD'lerden ve hard disklerden çok çok hızlı depolama birimleri gençler. Dolayısıyla bir tane M.2 SSD almak gerekiyor 500 GB'lık. Bunun yanında bir tane de 2 TB'lık satalar girişlerden bağlanan 2 TB'lık hard disk almak gerekiyor. Çünkü depolama birimi az, 750 GB bence. En azından çoğu fazla oyun oynadığım için ben kendimce söyleyeyim. Yani bakın şu an şöyle bir örnek vereyim size. Şu an yüklü oyunları görebiliyor musunuz? Bakın. Bakın yüklü oyunlara bakın. Kaç tane yüklü oyun var görüyor musunuz? Daha bunun dışında şeyde de var bu arada. Ne onun adı? Neydi ya? EA'in oyun platformu var ya. Şöyle göstereyim bir dakika. Bakın görüyor musunuz depolama birimlerinin ağzına kadar dolu hepsi. Şunun çoğunluğu oyun bu arada. Steam'den oyun yükledim ben buna. Harici hard diskin içine. Bak Steam Games diyor bak. Steam Apps diyoruz. Common diyoruz. İçinde kaç tane şey var biliyor musunuz? Oyun var. Bunların hepsi oyun gençler. Program da var tabi de. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 28, 28'e 14 daha eklersek 40 kaç ediyor ya? 46 mı ediyor? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 tane oyun ve yazılım gençtir. Sadece Witcher var zaten. Witcher bile yaklaşık olarak 50 GB gördüğünüz 60 GB'a yakın bir oyun gençler. Yani bu hard disk dolu. Yanında 250 GB'lık SATA SSD de dolu. Gördüğünüz gibi. Bunda da oyunlar var. Da neredeydi oyunda? Şurada mıydı? Nerede? Origin Games diyorum. 2 tane oyun var. F13 ve F14 gördüğünüz gibi. Onun dışında Steam açarsam bakın yine Steam'in dur yanlış yere açtık. Steam Apps Common
Burada fazla program var. Burada iki tane CS Go var. CS2 var şu anki adıyla. Half-Life var. 2 var. Tabii ben bunu ne zaman yüklemişim ya. Bu şeydir. Çalıştırmak için şeydir bu arada galiba. Ben Half-Life 2 yüklediğimi hatırlamıyorum. Onun dışında program var zaten. Yani gençler çok fazla oyun yüklemedim SATA SSD'ye. Çünkü sistem birimi olduğu için ve Windows'da bildiğiniz gibi sürekli güncelleme aldığı için SATA SSD'ye oyun yüklemiyorum. Windows 10'da kurulu olduğu için yani M.2 SSD olsa şu an mesela oyunların hepsini ona yüklerim şahsen. İşte CS:GO'yu da ona atarım. İşte çoğu oyunu işte hızlı yükleme gerektiren çoğu oyunu ona atarım. Zaten SATA SSD'de Windows yüklü gençler. Onu şey yapmaya gerek yok bence. Değiştirmeye gerek yok. Yani buradaki programların çoğunu M.2 SSD'ye atarım. İşte M.2 SSD alırsam 500 GB'lık M.2 SSD almayı düşünüyorum bu arada. Bunun dışında bir de 2 TB'lık hard disk alacağız. Zaten depolama birimi şey olacak, rahatlayacak diye düşünüyorum. Bunun yanına bir tane de 250 GB SATA SSD'm var ya, bunun yanında 700 750 GB SATA SSD'leri varsa şayet ondan da alırsam 1 TB'lık SATA SSD'm olacak toplamda. 2 TB'lık hard disk 3 TB etti. 500 GB da M.2 SSD'miz var. 3,5 etti. 3,5 TB. 500 GB da şey var. Ne onun adı? Harici hard disk var. Etti size 4 TB'lık bir alan olmuş olacak gençler. Bana gayet yeterli bir 4 TB'lık alan. Çünkü Kınasakal TV kanalımı takip ediyorsanız Kınasakal TV takip ediyorsanız orada bayağı bir oyun çekiyorum. Farklı oyunlar denemeye çalışıyorum genellikle bunlar. Bunlardan biri de zaten ben ayrıca şunu da belirteyim. Bilmiyorsanız tabi. Bilenler vardır kesin ama kanalı takip edenler arasında. Şu açılabilirse ha. Ben bir Steam kuratörüyüm gençler. Steam kuratörü nedir abi? Steam kuratörü Steam oyun platformunu biliyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Oyuncuyum diyorsanız Steam oyun platformunu biliyorsunuzdur. Bu oyun platformunda kendinize ait oyun inceleme sayfaları açabiliyorsunuz. Yani hiç bilmiyorsanız onu söyleyeyim. İşte Steam'deki grup açabiliyorsunuz ya, o grubu Steam kuratörü haline getirebiliyorsunuz gençler. Bende de zamanında 2015'te kurduğum FIFA Online 3 oyununda Türkiye Genç Series adında bir klan kurmuştum, oyun klanı. Sonra bu oyun klanının Steam'de grubunu açtım. Sonra oyun incelemeleri yazmaya başlayınca baktım oyun incelemelerim de çok tuttu. Yani çok olumlu oylar aldı. Ben de dedim ki madem böyle bir şey var Steam grubumu Steam kuratörü haline, yani oyun inceleme sayfası haline getirip incelemelerimi buradan yayınlayayım dedim. Buradan yayınlayınca zaten bir anda patladık kuratör sayfası. İşte ne zaman oldu, ne kadar oldu bilmiyorum ama 2018'in başından beri büyük bir Steam kuratörü oldu. Türkçe inceleme yazanlar arasında öyle söyleyeyim. İlk ona girdi hatta. Bakın şöyle göstereyim onu inanmazsanız diye. Şuradan mağazamız Steam biliyorsunuz zaten. Bilmeyenler için söyleyeyim de Steam oyun platformu. Nasıl şey varsa işte Instagram, Twitter, Facebook, İşte bunlar bilir nasıl sosyal medya platformuysa Steam'de ve buna benzer birkaç tane daha oyun platformu var. Aynı şekil şöyle göstereyim hatta hemencik. Gördüğünüz gibi bu oyun platformları bilgisayar oyunlarına orijinal olarak size satışını sağlıyor bu platformları. İşte Xbox'tır, Ubisoft Connect'tir, Steam zaten bu kullandığım gösterdiğim program. Rockstar'ın kendi oyun platformu. Rockstar zaten GTA'nın geliştiricisi bildiğiniz gibi. Nvidia GeForce Now zaten bu oyun platformlarında olan, hesabınızda olan oyunları size internet üzerinden yayın yaparak size oynamanızı sağlıyor. Bu birazcık daha farklı bir oyun platformu yani. İşte bunlar gibi Steam'de bir oyun platformu. Epic Games zaten ücretsiz oyunlarla biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. GOG Galaxy'de
serisinden bilenler vardır diye düşünüyorum. EA'yi de Need for Speed ve FIFA'dan biliyorsunuzdur diye düşünüyorum gençler. Şimdi Steam bir oyun platformu. Orijinal olarak satın aldığınız bir oyun platformu ve oyun platformunda da kuratörler diye bir özellik var gençler. Bu özellik nedir? Birazcık fazla konuyu açtı ama Steam kuratörleri Steam'deki oyunları incelemesini yazan ya da bilgilenmenizi sağlayan oyun inceleme sayfaları gençler. Yani kitap bazıları kurumlara bağlı, bazıları kişilere bağlı. Benim kuratörüm kişiye bağlı, tabii bana bağlı. Şimdi takip ettiğiniz değil bakın burada popülerler var gördünüz mü? Popülerler tıkladığınız zaman bunlar Türkçe inceleme yazanlar sadece bu arada. İngilizce inceleme yazanlar değil bu arada gençler. İlk başta oyun portal var zaten. YouTuber kendisi biliyorsunuz. PewDiePie. Yine oyun gezer bir YouTube kanalı var bildiğiniz gibi. Yine ünlü bir inceleme yazarı. Türk oyuncu topluluğu. Turan çok fazla inceleme yazan bir oyun kuratörü değil ama yani çok da az buz bilinmiyormuş yani gördüğünüz gibi. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5. GamerRock'u da bilinen bir YouTuber bu arada. O da YouTube'dan içerik üretiyor. 7, 8, 9, 10. Gördünüz mü gençler? 10. Steam kuratörü benim. Türkçe inceleme yazanlar arasında tabii İngilizce değil. Buna İngilizce yazanlar dahil değil gençler. Onu bir belirteyim. Bu oyun platformu diyorum ya işte Steam kuratörü tahmin edebileceğiniz gibi gençlik oyun geliyor. Nasıl oyun geliyor abi? Bize anlat derseniz. Şöyle söyleyeyim. Bunun bir oyun incelemesi yazan bir sayfa olduğu için gençler. Otomatik olarak oyun geliştiricileri tarafından çok takipçili kuratörler dikkat çekiyor. Genellikle bana Türk geliştiriciler yolluyor zaten oyunları. Çoğunlukla yani öyle söyleyeyim. Oyunu yapan kişiler sizlere oyun yolluyor. Siz de oyunu inceliyorsunuz. İşte videoda ister yazılı olarak Steam'de zaten yazılı olarak inceleme yazabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. İsterseniz de yazmayabiliyorsunuz yani. Ben bu oyuna baktım, inceleme yazacak değerde görmedim diyebilirsiniz. Yani o size kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi bana sürüyle oyun geldi. Yani buradan köye yol olur tabiri caizse diye söyleyebilirim gençler. Yani o kadar çok oyun geldi ki ben yetişemiyorum bu kadar oyuna yani. Şu bazılarını çoğunu inceledim zaten de. Bazıları incelenmedi tabi. Bazılarını da ben incelemeyeceğime karar verip kuzenime ya da kuzenlerime ya da arkadaşlarıma verdim. Onlar ister inceler ister incelemez. Onların kendi inisiyatifine kalmış bir durum yani. Gördüğünüz gibi gençler bu kadar oyun geldi yani kuratöre. Evet. Şurada incelenmemiş, direkt incelenmemiş oyunları da görebiliyoruz bu arada gördüğünüz gibi. Birazcık da fazla tabii incelenmemiş oyunlar. İncelenmiş dersek de çok fazla yok. Yine de var ama yani. Bayağı bir inceleme yazmışız yani gördüğünüz gibi. Gençlik. Yani bu kadar oyun ben bir Steam kuratörüyken bu kadar da oyun geliyorken bana depolama birimi şart gençtir. En azından 4 TB'lık depolama birimi iyi olur. Şimdi neden şey olduğumu anlattım diye düşünüyorum. Konuyu açtı ama nerede kaldık ya? Şimdi depolama birimi de soru işaretlerimi giderdiysem gençler işaretlerini. Şimdi ekran kartı ve işlemciye geldik. Anakartımı değiştirmeyi düşünmüyorum zaten. Neden düşünmüyorsun abi? M.2 SSD'yi destekliyor. M.2 SSD desteği olmasa bu anakartta ben bu anakartı kullanmak istemem şahsen. Ama M.2 SSD var girişi varken bir tane en azından bana yeterli olacağını düşünüyorum. En azından bir 6-7 yıl en azından yeterli olacaktır bu kasa anakart yani. Şimdi işlemci iyi bence kasadaki. Neden iyi abi? i3'ün son nesil işlemcileri yani daha iyi tabi de 12. nesil 13. nesil daha iyi ama yani bu da yabana atılmayacak derecede performans gösteriyor bu işlemci de gençler. Günümüzde bile hala gençler.
%80 alıyor yani gördüğünüz gibi. Peki i3'ü besleyebilecek i3'ü hangi ekran kartını besleyebilir diye bakarsak gençler. Bence ona bakalım. Benim şahsi görüşüm bu. Şimdi yani ekran kartlarına girdim ya önceki videoda. Yine ekran kartlarından gideceğim. Arada %30'luk bir fark olması lazım. En fazla. Ekran kartı %30 daha güçlü olması lazım. Yani şu an bendeki ekran kartı diyorum işlemci %80 alıyorsa bunun %30'unu üstüne koyun %110 mu ediyor? Yaklaşık %110'luk bir ekran kartı lazım yani en fazla. Şu ekran kartları gördüğünüz 6650 XT, ARC A770 gibi ekran kartları işlemciyle beraber mantıklı olacaktır ama şayet şeyinizde varsa güç kaynağınız da iyiyse yani bu ekran kartının önerilen güç kaynağı sizin güç kaynağınızla aynıysa alabilirsiniz tabi i3 işlemciyle bendeki 10100F'le. Ancak bendeki güç kaynağı 500 watt. 500 wattlık bir güç kaynağım olduğu için bu ekran kartlarını A770, 6650 XT, bunlar daha fazla güç kaynakları istiyor gençler. O yüzden bunların birazcık daha altına inersem bakın. 2070 var. 6650 XT var. 6700 RX 6700 çok güçlü bir ekran kartı. 1080p'nin üstünde bir ekran kartı yani. 2K oyunculuk için yapılmış bir ekran kartı. Ve dolayısıyla 500 watt'tan daha fazla güç istiyor. Dolayısıyla bunu da geçtik. Kaldı ki burada gelirsek 53. sıradaki ekran kartına. Şimdi 2070 var. 6600 XT var. 6600 XT çoğunlukla 500 wattlık ekran kartları gençler. Bu ekran kartları. O yüzden bunu listeye ekledim. Ekran kartı listeme. 2060'ın üstünde gördüğünüz. 2060 nerede ya? Önceki videodaki 2060'ın üstündeki ekran kartı gördüğünüz gibi. Onun da altında 5600 XT var. 5600 XT'yi de eklemiştim listeme ama 5600 XT performans olarak bu ekran kartının giresinde bir ekran kartı. 6600 XT'nin ve 6600 XT tabi darboğaz olacaktır kısmen. Şayet işlemci bazlı bir görev iş yapıyorsa darboğaz olacaktır. İşlemcinin çok kullanıldığı, ekran kartının az kullanıldığı durumlarda darboğaz olacaktır. Ancak ben bu ekran kartını oyun için alacağım gençler sonuç olarak genellikle. Ya da render almak için. Yani ekran kartını daha çok kullanacağım ben. Video kaydı alacağım, yayın yapacağım bu ekran kartından. Dolayısıyla bu ekran kartı daha fazla kullanılacağı için sistemimde işlemci de daha az kullanılacağı için darboğazın daha az olacağını düşünüyorum bu ekran kartıyla gençler. Öyle söyleyeyim. Yani ama mesela oyun için değil de işlemci yüksek işlemcinin yüksek kullanıldığı durumlarda şayet bir PC toplasaydım bu ekran kartını almak mantıklı olmazdı gençler. Oyun için alacağım için bu ekran kartını alabilirim öyle söyleyeyim. Dolayısıyla da bu ekran kartının istediği güç kaynağına bakmak lazım. İstediği güç kaynağı da 500 watt falan. 2070 daha fazla istiyor diyebiliyorum bu arada 500 watt'tan. Ona da bir bakalım. Nerede ekran kartlarını açtım gençler. 6600 XT. Gördünüz mü? Bütün 6600 XT'ler listelerini verdi. Şimdi Asus'tan bir başlayalım. Bakın ne istiyor? Geldik. 500 wattlık güç kaynağı istiyor. Gördünüz mü? 8000 falan filan. Yani bunları biliyorsunuz zaten. Akıcı oyun çözünürlüğü Full HD 1080p yani. Gördüğünüz gibi gençlik. Şimdi yani bu ekran 6600 XT genellikle şey için ne için
1080p oyunculuk için yapılmış bir ekran var. Yani 2K ve 4K'da bu ekran kartını almak mantıklı değil gençler. Ona bir söyleyeyim. Gençlik. Neyse. 3 fanlı ekran kartlarını ben neden almayacağım? 3 fanlı ekran kartları benim kasam için küçük gençtir. Büyük yani. Küçük nereden çıktı ya? Benim ekran kasa küçük olduğu için bu ekran arada büyük olduğu için yani sığmayacağını düşünüyorum. O yüzden almayacağım 3 fanlıları. O yüzden geçiyorum 3 fanları. Şimdi gençlik. Nerede kalmıştık ya? Puan olarak BioStar burada alınacak en düşük ekran kartı gördünüz. Kaldı ki benim anakart BioStar. Bunu alınabilir. Uyguna bulursak tabii ikinci elde. 500 wattlık güç kaynağı diyor zaten. Yani anakart BioStar'ın olduğu için bu ekran kartını almak en mantıklı seçeneklerden biri olacağını düşünüyorum. BioStar'ın bu ekran kartını. Uygundur diye düşünüyorum bir de. Şayet çok fazla ikinci elde tabii yani bir sıfırını almayacağım işte sonuçta kullandığım bilgisayar sıfır değil sonuçta yeni aldığım bilgisayar değil 2 yıllık bir bilgisayar. Dolayısıyla ikinci elini almak daha mantıklı. Gençler öyle söyleyeyim. Şimdi ben niye bakacaktım? Ben bir şey bakacaktım ya. Ha şuradaki ekran 2070'e mi bakacaktım ben? 2060 değildi bakın. 2070 ekran kartına bakacağım. 1080 boş ver. 1080 çok daha 2016'da da çıkmış bir ekran kartı. Kaç senelik bir ekran kartı. Yani çoğunlukla ikinci eli var zaten. Sıfırı bulamazsınız da. Yani daha yeni nesli varken eski nesli bence almak mantıklı değil gençtir. Şu anda mantıklı. Eskin tabii alınabilirdi. 2016'da falan 2017'de. Alınabilecek en iyi ekran kartlarından biriydi o dönemde ama bu dönemde daha iyi nesiller çıktığı için ekran kartı olarak bunları almak daha mantıklı bence gençler. Öyle söyleyeyim yani. 3060 SDA destekler bu arada benim herhalde. Ekran şey işlemci yani işlemci birazcık darboğaz yapabilir de yani şey konusunda darboğaz yapabilir. Yüksek işlemci kullanımında darboğaz yapabilir. Ekran kartının düşük kullanıldığı durumlarda darboğaz yapabilir de ekran kartını yüksek kullanacağım için ben gençler darboğazın az olacağını düşünüyorum ve kaldı ki darboğaz çok olsa bile yani bu ekran kartlarıyla 3060 6600 XT gibi ekran kartlarıyla benim sistemde darboğaz olsa bile ekran kartının yüksek kullanıldığı durumlarda bile yine ekran kartının daha da yüksek kullanımı sayesinde darboğazın daha da azalacağını düşünüyorum. Yani şu an 1080p monitör var. Bu çözünürlüğü ekran kartının çözünürlüğünü tabi 2K'ya falan çekersek 4K'ya darboğazın sıfıra düşeceğini düşünüyorum demiştir. Bunu da söylemiş olayım. Bu ekran kartlarını alırsam tabi işlemciyle bendeki işlemciyle öyle söyleyeyim. Şimdi 2070'i de bakacağım. Bir dakika, bir dakika. 2070 nerede? Dur bunlar marka. 2070. O ne istiyor? Onu da merak ettim. Çünkü 2070'i falan al diyenler olmuş da önceki videoda. Ona da bir bakacağım. Nerede la 2070? Aha burada. Şimdi 58 tane ekran kartı bulundu. Akıllı sıralama, bellek boyutu neye göre sıralayalım? En düşük fiyat yorum adı belli neydi bir şey vardı puanı mı vardı puana göre mi sıralıyorduk yok buna değil teknik puana göre sırala ya en düşükten değil lan en yüksekten başla ha şimdi 6600 XT yüksek puanlar almış gördüğünüz gibi şey nerede lan 2070 nerede az önce ben 2070'i tercih seçmedim niye 2070 çıkmadı? Ana 2070 yalan oldu la. Aha çıktı. Asus. 2070 gördünüz mü gençler? 550 watt istiyor 2070. Güç kaynağı olarak. Bende 500 watt var bu arada. Onu da söyleyeyim. Bunu zaten geçtim. 3 wattla. Bu da 2070. Evo versiyon 2. Bu da 550 watt gördüğünüz gibi.
O yüzden 2070 almak mantıklı değil benim için gençler. Çoğunlukla 550 watt istiyor da zaten ekran kartları, 2070 ekran kartları. Gördünüz mü? Yine 550. Dur la, ha. Nerede kaldık? BioStar Radeon 6600. Kaldı ki şeyden daha düşük performans veriyor. Bakın 2070'ten görüyor musunuz? 2070 daha düşük performans veriyor 6600 XT'den. Gençlik. Yani 6600 XT'yi burada almak daha mantıklı performans olarak, ama derseniz ki ben Ray Tracing kullanacağım abi, DLSS kullanacağım, o zaman 2070 almayın derim, 4060 alın derim. Çünkü DLSS 3 ve 3.5 ona geldi. Kaldı ki 4000 serisindeki RTX şeyi, ne onun adı, performansı daha iyi eski nesillerde. 2000 serisinden ve 3000 serisinden daha iyi gençler. O yüzden 4060 almak burada en mantıklı. Şayet Ray Tracing kullanacaksanız ekran kartında. Ama kullanmayacaksanız tabii 2000 serisi de alınır, 3000 serisi de alınır. Orası sizin bütçenize ve ihtiyacınız olan ekran kartına bağlı gençler. Nasıl bir ekran kartına ihtiyacınız var, ona bağlı yani. Şimdi gördüğünüz gibi 2000 serisi 2070'te şey var. 550 wattlık güç kaynağı istiyor çoğunlukla. O yüzden 2070'i geçtim gençler. Bu yüzden geçtim yani. Evet. 2070'i kaldırıyorum. O yüzden geçtim. Şimdi 3060 mı vardı listede? Liste nerede? Ha, burada. Şimdi 2070'in altında 1080 var. 1080'i yani çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum ikinci elde bile. Neden abi? 4 oradan, 3 de oradan, 7 yıllık bir ekran kartı gençler. 7 yıllık bir ekran kartı artık ömrünün sonlarına yaklaşmış demektir. Şayet 7 yıl önce almışsalar yani. Dolayısıyla ikinci elde 1080 almak mantıklı değil benim görüşüme göre gençler. Öyle söyleyeyim yani. Dolayısıyla aşağıya iniyoruz. 3060 var. Gördünüz mü? 3 fanlı zaten. Bunu boş ver. Bunu boş verin. Bunu boş verin. 3060 var. Şimdi 3060'ı seçersek 3060 ne istiyor? Ti değil lan. 8 GB'lık, ha. 12 GB'lık darboğaz yapabilir çünkü. Şimdi 3060'ı seçtik gençler. Gördünüz mü? Yani bu ekran kartı bu arada 6600 XT 3060'tan daha iyi bir ekran kartı performans olarak. Neye denk abi? 2070'e denk işte, gördünüz. 2070'e denk 1080'den daha iyi 3060 Ti ile 3060 arasında bir ekran kartı diyebilirsiniz gençler, bu ekran kartı. 6600 XT ekran kartı, öyle söyleyeyim. Yani 1080p oyunculuk için kart arıyorsanız ekran kartı, alacağınız en iyi ekran kartlarından biri 8 GB RAM'li. Bakın bunun üstüne bakarsanız, 6600 XT'nin üstüne bakarsanız bu ekran kartı var. 6700 var. 6710 GB'lık bir ekran kartı ve 1080p oyuncular için yapılmamış bir ekran kartı. 2K oyunculuk için yapılmış bir ekran kartı gençler. Öyle söyleyeyim yani. Bakın bunun da üstüne bakalım bir dakika. Nereden bakıyor buna? Ha, şuradan. Bakın aşağıya in. İn. Heh. 6650 XT yine 2K oyunculuk için yapılmış bir ekran kartı. 7600 4K oyunculuk için yapılmış bir ekran kartı diye hatırlıyorum sanki, ama bir bakalım, dur bakayım. 7600 araki bulasın şimdi. Heh. Şimdi 7600'ü seçtik değil mi gençler? Siyah Edition Asus ROG var gördüğünüz gibi. Full HD akıcı oyun çözünürlüğü. Full HD değil de bu ya. Full HD mi? 1080p ekran kartı mı yani bu ekran kartı şimdi? 7600. Darboğaz yapar ya benim işlemciyle de. Yani şöyle söyleyeyim gençler. 7600 kötü bir ekran kartı değil. 2K oyunculukta bence iyi bir performans verir. Ama 4K oyunculuk için aynı şeyi söyleyemem şahsen. Yine aynı şekilde 6700 de
2K oyunculuğu için yapılmış bir ekran vardı. 4K oyunculukta biraz şey yapar yani. Sıkıntı yapabilir. 4K'da çalıştırmayın derim o ekran kartını. Yani buradan nereye kadar? 6700 ve üstü 4K için yapılmış ekran kartları gençtir. Size öyle söyleyeyim yani. Bakın göstereyim hatta. Geri geldik. 6700 XT. 6700 XT. Heh. Açıldı gördüğünüz gibi. Bakın bu 12 GB'lık ekran kartı 4K oyunculuğu için yapılmış bir ekran kartı gençler. Orada 1080p yazdığına bakmayın yani. 7600 de aynı şekilde 2K oyunculuk için yapılmış bir ekran kartı. Dolayısıyla 2K oyunculuk için düşünüyorsanız bir ekran kartı alabileceğiniz en düşük ekran kartı bu. 6700 XT RX AMD tarafında, Nvidia tarafında 4060 gençler. Bunu böyle söyleyeyim yani. Dolayısıyla 4060 ve 6700 XT yani birazcık daha iyi 6700 XT diyebilirim 4060'dan 4060'tan 12 GB ekran kartı 8 GB bir ekran kartı gençtir. Şey olarak VRAM olarak daha iyi zaten. Performans olarak da birazcık daha iyi diyebiliyorum yani. O yüzden bu ekran kartlarını 4060'ı bir tanesi hariç bir modeli var. O da Zotac Gaming'in bir modeli var. O haricinde bence benim bilgisayarı almak mantıklı değil. Yani şöyle söyleyeyim. O da 500 wattlık bir güç kaynağı istiyor ama yani ona da çok nadiren bulabilirsin diye düşünüyorum. Çok ikinci elde düşmez piyasaya düşünüyor diye düşünüyorum. Çünkü düşük bir güç kaynağı istiyor ve son nesilde 4000 serisinde alınabilecek en iyi şey uygun ekran kartı zaten 4060 gençtir. O yüzden çok fazla piyasaya düşeceğini düşünmüyorum Zotac'ın. Zotac Gaming 4 RTX 4060'ın yani öyle söyleyeyim. O yüzden ondan vazgeçtim. Şimdi çok pıtı pıtı ettim kusura bakmayın. Kafanızı şişirdiysem benim en mantıklı seçeneğim bu gençtir. 1080p oyunculuk için. Benim için tabii. Sizin için farklı seçenekler seçebilirsiniz. 3060'tan daha iyi bir ekran kartı, 1080'den daha iyi bir ekran kartı, 2070'ten birazcık daha iyi bir ekran kartı, 6600 XT. Ve bu 6600 XT 500 wattlık güç kaynağı istiyor sizden toplamda. Yani sistem güç kaynağının 500 watt olsun yeter diyor bana diyor. Dolayısıyla bu ekran kartını seçmem en mantıklı seçenek benim için. AMD tarafında, Nvidia tarafında 3060 bence gençtir. Benim için, benim işlemciyle daha doğrusu seçeceğim en mantıklı ekran kartı i3 10100F ile RTX 3060 öyle söyleyeyim gençlik. 2070 çünkü 550 wattlık güç kaynağı açıyor. 500 wattlık güç kaynağı var bende. RTX 3060 ne istiyormuş? Bir de ona bakayım. Şu şeyi kaldır da. 3060'a bakacağız değil mi? Şu 7600'ü kaldır. Şeyi kaldır. 6700'ü kaldır. 3060 kalsın. 3060 kalsın. 3060 ne istiyor peki? Güç kaynağı olarak. Asıl mesele bu. Şimdi. Neredesin? 3060. Ara ki bulasın bu sayfanın içinde. Ha buralarda herhalde. Ha PNY ile başlıyor. 3060 ekran kartları 550 watt istiyormuş gördüğünüz gibi. PNY'yi geçiyorum o zaman otomatik olarak. Neden geçiyorsun abi geçme? Demeyin. 500 wattlık güç kaynağım var benim. Bu da 550 istiyor. Abi 500 wattlık isteyen yok mu ya modeli? Asus da 550 ister herhalde. O 650 istiyor. Geç. Asus ekran kartları çok güçlü ya. O yüzden fazla istiyor. Buna da geçtim. 3 fanlı mı? O ne la? Bu da 550 watt istiyor. O zaman 3060'dan da aşağıya bir ekran kartına bakmam lazım gençlik. Nvidia tarafında tabi. Şuna baktım ben. Şuna baktım. Galaxy'a baktım galiba. Galaxy'a bakmamışsın. Bu da 550 istiyor. MSI'da yani
550 ister diye düşünüyorum. Evet. O yüzden onu da geçtim. Otomatik olarak. Galaxy geçtim. Colorful. Ne istiyorsun? 550. Maalesef elimizde yok. Zotac Gaming. 600 watt. Evet, 3060'ı böylelikle rafa kaldırmış oldum gençler, gördüğünüz gibi. Çoğunluğu 550 watt istiyor. Bende de 500 watt olduğu için 3060'ı da rafa kaldırıverdim. Gençlik. Bu ne sebepten dolayı yani. Şimdi baktığımız zaman 2060 süper var. Yine önerilen bir ekran kartıydı. Şey olarak bu işlemciye bu ekran kartı gider diye önceki videonun yorumlarında. Ona bir bakalım. O ne istiyormuş? 3060'ı kaldır. 3060 yalan oldu çünkü. 2060 süper. Değil mi? 12C 2060 değil ya. 2060 süpere bakacağız. Oo, 46 tane ekran kartı varmış lan. Aba, o nedir lan? Süper Evo. Bu ne 2060 süper. Anila süper ha. Bunu geçtim 3 fanla çünkü. Duyalı bakacağım gençler. Duyalı'da 550 watt istiyor. Gördünüz mü? 2060 süper diyen arkadaş vardı bir tane yorumlarda da. 550 watt istiyor kardeş. Gördün mü? Bak sonra bana şey bilme yani bak. 550 watt. Süper Evo. Süper Evo'ydu değil mi lo? Ha. 3 fanlıyı geçtim. Süper Evo versiyon 2. Bu da 550 watt gördüğünüz gibi. Kabak gibi gözüküyor yani. Süper Evo'yu da geçtik. Gigabyte 3 fanına gerek yok. Bunu açtım Gigabyte'ın. Bu da 550 watt istiyor. O abi bu ne ya? Hepsinin 550 watt isteyecek şimdi bunu. Büyük bir ihtimal Galaxy da öyle isteyecek. Evet o da 550 watt istiyor. 550 watt. Nerede şeydi ya? Neredeydi lan? Ha, palite mi baktım ben az önce? Gigabyte'da Galaxy'a baktım. Palite baktım mı? Baktım galiba. Evet bakmıştım. Palitten sonra MSI var. MSI'ın 2060 süperi. Yine 550 watt. Gördüğünüz gibi. Colorful'un 2060 süperi. Yine 550 watt. Her zaman olduğu gibi. Nerede kalmıştık? Colorful'a Evga'ya bakacağız. O da 550 watt. Yine aynı şekil. Gençlik. Asus'a mı bakacağız? Evga'ya baktık. Asus'a bakacağız. Sonra High Level. Evet yine 550 watt. High Level. Sonra Afox. Evet. O da 550. Afox'a geç. Geçtik. Bir de 550. Abi bunu hepsini 550 istiyor ya. Hakikaten hepsi 550 istiyor. Gameboard'a bağlayacağız. Sonra MSI var. Yine 550. Gameboard'dan sonra MSI mı vardı? Heh. Gaming X. 550 gördüğünüz gibi. Yine geçiverdik. Gaming X'i. Bu 3 fanlı zaten. O yüzden ekrana kasaya sığmaz yani. 550 watt. Bir sonraki sayfaya geç bakayım. İkinci sayfaya. Bunu aç bakayım. Yine 550 watt gördüğünüz gibi. Bu da 550 watt'tır büyük bir ihtimal. Evet. Turbo Super Gaming 550. Bu 3 fanlı 2060 süper 550 hepsi 550 herhalde ya. Palete baktım. Evga'ya bakacağım. Yine 550. Evga 3 fan değil mi lan bu? Oo, nasıl bir tasarım yapmışlar la. Bir dakika bakmam lazım. Göstersene fan şey ekran kartı. Güzel tasarım ya. Farklı güzel yapmışlar tasarımı yani. Hoşuma gitti. Sanki roket gibi. Indo 3D. Yine 550 gördüğünüz gibi zaten. Geçtim gençlik. Palit. Bu da 550'dir büyük bir ihtimal. Evet.
paletin ekran kartı da 550 watt güç kaynağı istiyor. Sistem güç kaynağı 550 olsun diyor. Gigabyte. Bu da 550. Hepsi 550 herhalde. Gigabyte'dan sonra kaç tane ekran? Zotac var. Zotac 550. Da bunun fanları ne güzel gözüküyor ya. Siyah siyah böyle. Evet, gördünüz mü gençler ekran kartını? Geldim geriye gelemedim. Geldim. Heh. Zotac'tan sonra Motac. Bu da 550. Hepsi 550 ya. Bakmama gerek bile yok yani. Artık bundan sonrasını. Galaxy'a bakalım. 550 Galaxy. Yine Zotac mı alıyoruz? Zotac'a bakıyoruz. Evet yine 550. Innotel değil. Yine 550 abi. Manli Süper Gallardo 550. Geldim geriye. BioStar Extreme Gaming. BioStar mı? 550. Gördünüz mü? Gençlik. Nerede kaldık? BioStar'a baktık. Buna bakacağız. Yine 550. Sonucu da 550'dir herhalde. Bifast. Evet. Gördüğünüz gibi bu da 550. Dolayısıyla RTX 2060 Super şeyimin bilgisayarın güç kaynağı yeterli olmadığı için rafa kalktı gençler. 2060 Super neredeydi lan? Aha, burada bakın gördünüz mü? 2060 Super de rafa kalktı. 3060 zaten rafa kalkmıştı. Geldim aşağılara iniyorum. 1070 Ti var. 2060 var. Yani 1070 Ti'yi eski bir ekran kartı olduğu için almak mantıklı değil zaten. Çok 74 ay olmuş. Yani yaklaşık hesap makinesini açarsam 74 bölü 12 dersem 6 yıl olmuş gençler. Dolayısıyla 1070 Ti'yi almak mantıklı değil. Onun yerine 2060 almak benim için Nvidia tarafında en mantıklı seçenek gençler. 500 watt güç kaynağı istediği için. Zaten onu da önceki videoda şey yapmıştık, seçmiştik RTX 2060 ekran kartı. Şimdi bu bölümde birazcık uzun oldu ama bu bölümde de RX 6600 XT ekran kartlarını beraber seçeceğiz, liste yapacağız gördüğünüz gibi. Şimdi listeden kaldır bunu bakayım. 22 tane ekran kartı varmış toplamda. RX 6600 XT işlemcisi olan ekran kartının işlemcileri var bildiğiniz. Bu işlemcileri ya AMD yapıyor ya şey yapıyor, Nvidia yapıyor. Kalan tasarımı ve soğutma bloğunu genellikle markalar yapıyor. Yapan marka yapıyor. İşte Asus yapıyor işte bunu. Bunu Gigabyte yapıyor gençler. Öyle düşünün yani. Şimdi Asus'tan başlayalım. Abi. Evet. 500 wattlık güç kaynağı istiyor gördüğünüz gibi. Full HD şeyde açılıyor. Yani Full HD en akıcı çözünürlük Full HD zaten. Hepsinde öyle. Ben bunu bir listeye ekleyeyim. Asus çünkü. Asus kalitesi tartışılmaz bence gençler. Listeye ekleyelim biz bunu. Peki. Dur lan. Burası karışmasın. Heh. Bu şuraya bir tane metin belgesi oluşturacağız mecburen. Yeni metin belgesi. Oluşturdum. Aç bakayım metin belgesini. Heh. Yapıştırdım. Birinci ekran kartımız bu. İkinci ekran kartına geçiyoruz. 22 tane ekran kartı var toplamda zaten. 22 tanesini de eklemem herhalde büyük bir ihtimal. 3 fanlı versiyonları da var bunun. Gördüğünüz gibi 3 fanlı Gigabyte'ın ekran kartı var. Bunları geçiyoruz otomatik olarak. MSI'ya atlıyoruz. Gaming X. Bakın gördünüz 500 wattlık güç kaynağı istiyor sizden. O zaman listeye Jumbolop diye ekliyorum gençler. Kopyala. Yapıştır. Enter 3. Gençler gördünüz mü? Geldim geriye. Buna baktım ben. Buna baktım. Şuna bakacağım. Power Color. Ne istiyorsun? 600 wattlık istiyorsun. Power Color. O zaman seni listeye ekleyemeyeceğiz maalesef. MSI.
Ne istiyorsun? 500 wattlık istiyorsun. Bizdensin. Bizimlesin. Yapıştır. Dördüncü sıraya bir sonraki ekran kartına bakacağız. Gençlik. Nerede kaldık? Ben baktım ben. Bak işte liste karıştı. Power Core'a baktım. Bunu ekledim değil mi? Evet bunu ekledim. Şuna bakacağım. Power Core Hell Hound. Gördüğünüz mü gençler? 500 wattlık güç kaynağı açıyor. Jumbur Lob diye listeye ekliyoruz. Jumbur Lob. Enter 5. Şimdi Power Color'dan sonra Hell Hound'dan sonra XFX var. Ha 3 fanlıymış. Bu ekran şey kasaya sığmaz bu ekran kartı ya. Bu da 3 fanlı. Asus Duel. Oo. En güçlü ekran kartlarından biri. Seri olarak gençler. Duel serisi. Asus Duel serisi en iyi serilerden biri. O zaman ne yapıyoruz? Hop. Listeye hop diye ekliyorum gençler. Gördünüz mü? Ekleyiverdim. 6. sıraya geçtim. 5 tane ekran kartı koyduk şu an. 3 fanlı benim kasaya sığmaz. Yine 3 fanlı benim kasaya sığmaz. Geçtim buna. Ne istiyorsun sen? 500 wattlık istiyorsun. Hemen seni listeye ekliyoruz. Yapıştırdım. 7. sıraya geçtim. Geri geldim. Match. Şuna mı baktık biz? 2x. Overclock. Evet. Şuna bakacağız. Bunu da ekle. Normal hali bu. Öbürü overclock haliydi. Yapıştır. 8. Geldim geriye. Sapphire Nitro Plus. Bu da 500 wattlık. Güzel. Yapıştırıverdim. Yapıştırdım. 9. XFX. Bu da fazla. XFX'in ekran kartları genellikle fazla güç kaynağı açıyor gençler. Gördünüz mü? 650 watt. O yüzden XFX şayet iyi bir güçlü bir watt olarak yüksek bir şeyiniz yoksa, güç kaynağınız yoksa XFX'in ekran kartlarından uzak durun derim. ESRock. 500 watt. Yapıştır. Dur la orayı seçmedim ben. Şurayı seçtim sadece. Orayı seçmedim ben ya. Allah Allah. Yapıştırıverdik. 10. sırada biz Esrok'u listeye ekleyiverdik. Nerede Esrok? Esrok yok. Ana. Aha burada. Tamam. Sapphire Pulse. Bu Sapphire ekran kartları çok iyi oluyor ya. Beğeniyorum yani gençtir. Beğendiğim markalardan biri. Şey haricinde. Asus ve MSI haricinde beğendiğim markalar ekran kartı markalarından biri Sapphire. Onu da söyleyeyim yani. Onu da ekledik. Şimdi geldim Power Core'a Fighter Radeon. Bu da yüksek isteyebilir. İstememiş. Evet güzel. O zaman seni listeye Jumbo diye ekleyelim. Jumbo. Çok da Jumbo loplamayalım da. Tamam. Fighter, Afox ve Biostar var son olarak. Afox'u da ekledim gençler listeye. Şöyle 12 lan 12 13 nasıl ya? Ha şuraya şuna kolum değiyor ya. Şu farenin şeyini joystick'in şeyine kolum değiyor da şurasına. O da şey yapıyor. Yön değiştiriyor. Evet. Bunu da ekleyiverdik. Afox'u da. Geldim aşağıya. Biostar var. Şayet ikinci eli piyasaya düşerse bu BIOS'ların alınabilir benim için bence gençtir. Neden alınabilir abi? Anakartım BIOS'lar çünkü o yüzden. Gördüğünüz gibi listeyi de oluşturuverdik. Gençlik dosya diyorum. Kaydet diyorum. Kaydediyorum. Gördüğünüz gibi 13 tane ekran kartı seçtik. 22 tane ekran kartından 7, 8, 9 tanesini listeye eklemedim yani. Gençlik gördüğünüz gibi.
Tabii bu ekran kartları neden listeye ekledik? Sahibinden de ekran kartlarına baktığımız zaman en azından bu modellerde olması gerektiğini anlayıp bu modelde değilse o ekran kartını geçeceğiz gençler. Amacımız bu yönde yani sahibinden de ya da işte Letgo'da falan ekran kartlarına baktığınız zaman ikinci el ekran kartlarına bu modellerde değilse 13 tane modelden değilse o ekran kartına geçip yolumuza bakacağız ki işte bu modellerden bulmaya çalışacağız yani amacımız bu olduğu için bu listeyi oluşturdum işte öyle söyleyeyim. Dolayısıyla benim için Nvidia tarafında RTX 2060, AMD tarafında RX 6600 XT ekran kartı en mantıklı seçenekler duruyor. Öyle söyleyeyim yani. Dolayısıyla da bu iki videoyu yapmış olduk gençlik. Evet. Yaklaşık 50 dakika boyunca kafanızı da şişirdiysem kusura bakmayın. Şunu da bir kaydedeyim. Bir dakika kaydettik bunu da. Hem şunu kapat. İsmini değiştir. Öbürünün adını ne koyduk listede? Bir dakika. Neredeydi o liste? Şuradaydı. Metin belgeleri. Donanım önerileri. Heh. Bunun adını değiştirip kopyala. Şu liste şunu da kal dursun gerçi ya. Ne olur ne olmaz. Belki 6680 kartı bulamazsam XT. Ona listeye bunlara bakarım belki 5600'e. Şunun adını yeniden değiştir. Nereden değiştiriyoruz? Yeniden adlandır. Yapıştır. Bunu RX şöyle yapacağız. RX 6600 XT. Evet. Nereye gittin la? Aha, oraya mı gittin? Adını değiştirince oraya kaçtı gençtir. Yapıştır. Gençlik gördünüz mü? Bu şekil. Şu ne ya? Burak oyunda ha zamanında çocukken yaptıydım ben bunu ya. 15-16 yaşlarındayken yaptım ben bu listeyi. Oo, bayağı eski bir sistem varmış ya o. Anakart 970 Asus 970. Ya bu listeyi kaldır ya. Çok eskiden sil gitsin yani. Evet. Gençlik. Bu şekil. Evet. Şu yani bu ekran kartlarından bulamazsam 6600 XT bulamazsam ikinci elde iyi fiyat uygun fiyatlı 5600 XT modellerine bakarım demiştir. O yüzden yaptım yani bu listeyi de. Öyle söyleyeyim. Peki. Şu listeye geri dönersek. Şimdi 6600 XT'ye baktık. 3060'a baktık. 2060 Super'e baktık. 5700 var burada. Bir de 5700 normal var. XT var bir de 700 normali var. Gördünüz mü gençler? Bu ekran 5000 serisi genellikle sıkıntılı seri olduğu söyleniyor ama ben test etmediğim için sıkıntılı olup olmadığını tam manasıyla bilmiyorum gençler. Onu söyleyeyim yani. Ha elime bir tane 5000 serisi bir ekran kartı geçer onu test ederim. O zaman anlarım diye düşünüyorum. Ya da videolardan 5000 serisi ekran kartlarının oyun performanslarına bakıp sıkıntılı mı sıkıntılı mı değil mi anlayabilirsiniz diye düşünüyorum gençler. Ama ben kendim test etmeyi tercih ederim şahsen yani. Videodaki şey ne onun adı testler onların kendi şartları altında yapmıştır. Tabii ben kendi şartlarım altında yapmayı tercih ederim testlerimi öyle söyleyeyim. Gençlik. Bunu da söylemiş olayım yani. Evet. Peki. 3050'nin bu arada şeyi geliyor. 6 GB'lık bir versiyona geliyor diye söylenti var ama ben bilmiyorum gerçek mi gerçek değil mi söyle. Nvidia tarafın açıklama yapmış diye diyorlar ama ben açıklamayı görmedim gençler. Öyle söyleyeyim yani. Gençler. Sizlere böyle söyleyeyim yani. Gençlik. Şimdi. Neden böyle bir liste yaptın abi? Günümüzde GTA 6 çıkacağı için çok kalmadı GTA 6'nın çıkmasına ekran kartı insanlar ekran kartlarına GTA 6'nın kaldırabileceği ekran kartlarına bakıyor gençler. Burada şahsi görüşüm benim en az bakın
Yani buradan fazla aşağıya inmemeniz gerektiği ekran kartlarında. Yani Super'in bir üstü Ti olması lazım. 1660 Ti. Bu ekran kartı GTA 6'yı düşük ayarlarda 60 FPS oynatacağını düşünüyorum ama tabii bu bir tahmin gençler. Ama bence en mantıklı seçenek burada 2060'ın, bakın 2060 nerede? 2060. Heh, 2060'ın düşük ayarlarda 60 FPS vereceği. Yani bu ihtimalle söylediğim bir laf. Yani 1660 Ti en düşük ayarlarda GTA 6'da 60 FPS en iyi ihtimalle verir diyebilirim gençler. En iyi ihtimalle. Ancak bence mantıklı olan şu RTX 2060'ın nerede 2060? Çok yukarıya çıktık. RTX 2060'ın GTA 6'da düşük ayarlarda 60 FPS vereceğini düşünüyorum gençler. Tahminime göre yani. Öyle söyleyeyim. O yüzden de 2060'ın videosunu çektim. O yüzden de 2060'ın 500 wattlık bir 2060 ekran kartları 500 wattlık güç kaynağı istedikleri için onun AMD tarafında da 500 wattlık güç kaynağı isteyen ekran kartı 6600 XT olduğu için bu şekil bir liste oluşturdum. Sizlere inşallah yardımcı olabilmişimdir bu konuda. GTA 6 ekran kartları kaldırabileceği ekran kartı konusunda az buz yardımcı olmuşumdur diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla Nvidia tarafında en az RTX 2060'ınız olsun. Şayet GTA 6 oynayacaksanız. Şey tarafında da AMD tarafında da 2060'a denk birazcık daha aşağısında bakın 5600 XT var. Bu ekran kartı en mantıklı seçenek bence. Bu iki ekran kartı şeyde onun adı. GTA 6'nın düşük ayarlarında 60 FPS'te en mantıklı iki seçenek diye düşünüyorum gençler. Ama en iyi ihtimalle 1660 Ti ve 3050 gençler en iyi ihtimalle tabii 60 FPS verebilir şeyde GTA 6'da düşük ayarlarda. Bunlara denk olan AMD tarafında ne var diye sorarsanız şu 3050'ye denk çok fazla bir şey yok burada ya. Niye yok? Titan 5600 XT var gördüğünüz gibi. En iyi ihtimalle bunu alabilirsiniz. Bunun bir altı 5500 olması lazım galiba. Nerede? 590 var. 5500 de bunlara denk olması lazım. Ha, gördünüz mü gençler? Yani en iyi ihtimalle 590 olur. 580 olur. Ama 580 olacağını çok düşünmüyorum. Çünkü oyuna baktığınız zaman trailerına çok kaliteli görselleri vardı oyunda. Yani çok gerçeğe yakın. Gerçeğe %100 benzemiyor tabi de. %80-85 oranında falan benziyordu yani gerçeğe. O yüzden bu ekran kartları çok iyi mantıklı seçenek değil bence gençte. Öyle söyleyeyim yani. O yüzden en az RX 5600 XT AMD tarafında, Nvidia tarafında da 3050 işte ona denk diğer ekran kartlarına bakmak bence mantıklı seçenek gençler. Şöyle göstereyim hatta. Nerede o? 5600 XT var ya. Yani buna denk ekran kartları en mantıklı seçenek gençler. 3050 Ti 1660 Ti gördüğünüz gibi en iyi ihtimalle tabi en iyi ihtimalle 3050 1660 Ti ondan sonra bir ekran kartı daha var süper 1660 süper gençler en iyi ihtimalle bu ekran kartları GTA 6'da düşük ayarlarda 60 FPS verecek ama ben de siz ayağınızı sağlam yere basın. Yani en az bir 5600 XT alın. En az. Öyle söyleyeyim. Ya da 5700 de olabilir. Yine 6600 de olabilir. 2060 da olabilir.
Yani bunları almak en mantıklı seçenek. GTA 6'da düşük ayarlarda 60 FPS alabilmek için gençler. Öyle söyleyeyim ama en iyi ihtimalle de dediğim gibi o ekran kartlarını alabilirsin. İşte şunu 3050 ve 1660 Super. Bu 3 ekran kartı ve bunların birazcık daha altındaki AMD ekran kartı ne var bunun birazcık altında gösterdim zaten. 590 var. Gördüğünüz gibi bir de 580 listeye eklesek yeter diye düşünüyorum. 570 ve 5500 XT'nin düşük ayarlarda GTA 6'da 60 FPS vereceğini düşünmüyorum gençler. Yani 60 FPS vermez ama 48, 45, 40 oralarda FPS verebilir. Tahminime göre tabii tahmin ediyorum ben bunu şu anlık. Oyun elimizde yok şu anlık. Bir veri yok elimizde yani. Tahminime göre bu ekran kartları 5500, 6500 XT, 5500 XT, ondan sonra 580, 590, ondan sonra başka ne vardı? İşte bu ekran kartları AMD tarafında tabi 1600, 1066 GB. Bunlar bu ekran kartları 60 FPS'in altında 30 FPS'in üstünde verecektir diye düşünüyorum. GTA 6'da düşük ayarlarda gençler. Yani böyle söyleyeyim kısaca. Tahminlerim bu şekilde. Donanım konusunda GTA 6'da. Yani en mantıklı seçenek 60 FPS'de oynamak istiyorsanız GTA 6'yı düşük ayarlarda bile. Düşük ayarlarda bile oynarım ben abi. Bana 60 FPS olsun yeter diyorsanız, performansı iyi olsun diyorsanız RTX 2060 ve ona denk olan AMD tarafında RX 5600 XT en mantıklı seçenek gençler. Ha, benim için 30 FPS üstü olsun, 60 FPS altında da olsa yeter diyorsanız 5500, 6500 XT, ondan sonra 5500 XT, 580, 163 GB, 16 GB da var gördüğünüz gibi. Ondan sonra 590, 1650 Super. Bu ekran kartlarda 30 FPS'in üstünde, 60 FPS'in altında vereceğini düşünüyorum GTA 6'da düşük ayarlarda gençler. Neyse. Çok bıdı bıdı ettik abi. Bu kadar bıdı bıdı yeter. Derseniz bence de yeter. Şayet bu dakikaya kadar izleyip de sıkılmadıysanız teşekkür ederim buradan. Onu söyleyeyim. Onun dışında şayet bu dakikaya kadar da izleyip hala da ne diyecektim ya? Ne diye bir şey diyecektim ben de. Diyeceğimi unuttum. Şayet kafanızda şişirdiysem bu dakikaya kadar izlediyseniz ve kafanızda şişirdiysem kusuruma bakmayın. İnsanlık hali. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek video ve videolarda görüşürüz. Şey gelecek mi? Oyun videoları. Yani kanalın çoğunluğu genellikle oyun içeriği için abone olmuş gençler. Bu video, oyunlar gelecek. Oyunlar gelmeyecek diyemem. Zaten izleniyor oyun içerikleri ama yeteri seviyede like almıyor gençler. Yani ben Flatout Ultimate Carnage'ı 11 Kasım'da atmışım. 7. bölümü. Like falan almamış. 32 izlemiş. Normal izlenmiş ama yani like almamış. Yani oyun içeriklerinin az gelme sebebi bu yüzden gençtir. Like almamaz. Like alırsa oyun içerikleri gençtir kanalda. Daha hızlı gelecek. Onu söylemiş olayım. O yüzden şu anlık oyun dışı içerikleri atıyorum yani. Ay, neyse hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Yani sonuç olarak kanalın oyun içerikleri yeterli seviyede izleniyor ama beğeni almıyor. Beğeni almaması sebebiyle de ben oyun içeriklerini fazla atmıyorum gençler. O yüzden atmıyorum yani. O yüzden oyun dışı içerikler atıyorum. Öyle söyleyeyim. Oyun dışı içerikler daha fazla etkileşim alıyor kanalda. Gördüğünüz gibi 5 like, 4 like, 6 like, 9 like, 14 like. Gördüğünüz gibi hazır sistem önerileri videosu. Yani oyun dışı içerikler, oyun oynamadığım içerikler diyeyim en azından. Daha fazla etkileşim aldığı için kanalda o yüzden bu içerikleri üretiyorum. Neyse.
Hadi Allah'a emanet olun, kendinize mukayyet olun. Gelecek video ve videolarda görüşürüz. Hadi gittim ben gençler, gittim ben, hadi gittim ben.